Habertürk.com'dan merhabalar. Bugün pek çok ailenin tanık olduğu bir durumu konuşacağız. Okullarda çocukların yaşamış olduğu fobilerle ilgili çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok aile bundan muzdarip. Aslında çocuk mu muzdarip demeliyim bilmiyorum. Okula gitmek istememe, isteksizlik, okul fobisi tam olarak bu şekilde mi açıklanır? Şimdi bunun tabii yelpaze gibi düşünün. Yani okula giderken ayak direme ama sonuçta bazı çocuklar var. Okula gidiyor. Gidene kadar problem. Sonra orada okulda son derece mutlu. Evden eve geldiği zaman da mutlu. Ama ertesi sabah mesela bir müddet hep aynı olay yaşanıyor. Şimdi bu bir hafif versiyon. Bir de şöyle bir versiyon var. Çocuk hiçbir şekilde okula gitmek istemiyor. Yani kusuyor, ateşi çıkıyor, karnı ağrıyor. Bir gece önceden başlıyor ve çok devamsızlık yapıyor. Bu da bir başka uç. Hatta ve hatta olay şu boyuta kadar varabiliyor. Mesela devamsızlıktan sınıfta kalma. Yani bu da yelpazenin diğer ucu. Ama arada da tabii ki başka türlü şeyler oluyor. Mesela daha büyük yaştaki çocuklar kendi isteğiyle okuldan kaçıyor. Ve gidip dışarıda sinemaya gidiyor. İşte gidip akvaryum geziyor. Yani bir de onlar da var. Hocam peki çok yaygın görülür mü okulda fobi, çocuklarda fobi? En çok hangi yaş grubunda görülür? Şimdi okul fobisine yani okuldan ciddi anlamda gitmek istememek, korkmak ve hem ailede hem çocukta hem de okulla ilgili problem çıkıyor. Bu genellikle ilkokula başlarken oluyor. Bir de ortaokula başlarken yani 5-6 yaş grubu ve 10-11 yaş grubunda en sık görüyoruz. Ama bir de tabii ki şu çocuklar var. Yani yuvaya başlarken çünkü çocuk ilk defa evden ayrılıyor. Orada da tabii ki bir ayrılık korkusu ve bir ayak direme tekrar görüyoruz. Şimdi saydınız ya hocam işte şu sıkıntılar oluyor bir gün önceden başlıyor diye. Sosyal medyada ben çok görüyorum çocuklarını kamerayı alıyorlar. Çocuk işte karnım ağrıyor diyor, midem bulanıyor diye ağlamaya başlıyor. Bu dışarıdan bir göz olarak çocuğu olmayan biri olarak bir bahane gibi görünüyor aslında. Ama bu ruhsal sıkıntının fiziksel yansıması mı? Gerçekten yaşanıyor mu bu? Yaşanıyor, şöyle yaşanıyor. Şimdi bir korku olduğu zaman insan vücudu hemen kortizol, adrenalin ve benzeri bir sürü hormon kanda değerleri yükseliyor. Zaten bu hormonlar yükseldiği zaman çocuğun tansiyonu yükseliyor, nefes alamayacağını hissediyor, karnı ağrımaya başlıyor, başı ağrıyor, kusabiliyor. Yani çünkü çocuklar heyecanlanınca veya da bir şeyden korkunca hemen somatik yani vücutla ilgili belirtiler gösteriyor. Ne yapıyor? Gidip kusuyor. Ve zaten böyle görünce aile diyor ki evah çocuk hastalandı. Hocam bu çok çekilmez bir şey gibi görünüyor aslında. Bu şekilde hayat geçmez. Yani okulu düşündüğünüz zaman uzunca bir süre okula gitmesi gerekiyor ve aslında tedavi alması gerekiyor bu noktada. Şimdi öncelikle altta yatan nedeni bulmak gerekiyor. Çünkü her çocuk çok farklı ve her birinin okula gitmek istemeyişinin altındaki neden çok geniş. Ama çok büyük bir sıklıkla %80 çocuklarda psikolojik etkenlere daha çok rastlıyoruz. Yani aileler genellikle işte çocuğu tembel, yaramaz, işte zora gelemeyen gibi isimlerle adlandırırlar ama olay aslında öyle değildir. Yani çocukla mesela eğer biraz yaşı büyükse oturup konuşmak lazım. Mesela okulda ona akran zorbalığı yapan sınıf arkadaşı olabilir mi? Yani akran zorbalığını biz yuva düzeyinde bile görüyoruz. Yani sınıfta öyle bir çocuk vardır ki sürekli onu yere itiyordur. Çocuk da kendini savunamıyordur, derdini anlatamıyordur. Yani tabii ki o okula gitmek istemeyebilir. Veya da öğretmen fazla serttir. Yani çocukla konuşmak lazım. Yani okulda ne oluyor, ne bitiyor? Yani gelip bize anlat. Çünkü bazen de tam tersine mesela yaşı daha büyük olan çocuklarda dikkat eksikliği olabiliyor.
çocukta veya da hiperaktif olabiliyor. Böyle olunca ne oluyor? Derslerinden geri kalıyor. Okulda başarısız olunca o çocuk yine okula gitmek istemiyor. Hele hiperaktifse öğretmen onu yaramaz olarak değerlendiriyor ve sürekli ceza alıyor. Veya da sürekli işte yine Ahmet sen yapamadın gibi bir şey oluyor. Çocuk bu kadar arkadaşlarının yanında kendini ezik, küçük düşürülmüş hissedince veya da utandırılınca yine okula gitmek istemeyebiliyor. Yani sırf bunlar değil, tabii ki ailesel bir sürü sorun da olabiliyor. Mesela çocuk o bölgeye ilk defa taşınmış olabiliyor. Diyelim ki mahalle, semt değiştirmiş olabiliyor. Yani hiç kimseyi tanımıyordur okulda. Veya da yeni bir bebek kardeşi olmuştur. Yani evdeki yeni bebek kardeş evin tüm dengesini bozmuştur. Ve çocuk daha çok ilgi çekebilmek için evde kalmayı veya da kardeş kıskançlığı nedeniyle evde kalmayı tercih ediyor olabilir. Veya da anne baba, yani hepsini tek tek sorgulayıp aile, yani bizde ne tür bir değişiklik oldu? Mesela anne baba evde çok kavga ediyor olabilir. Şimdi evdeki ortamı çocuk güvensiz hissederse, okul ortamı hiç bilinmedik bir yer, okulda da kendini güvensiz hissedecektir. Yani anne baba ayrılmıştır veya da biri işsiz kalmıştır. Yani veya da ekonomik güçlük çekiyorlardır. Yani bunların her biri çocuğun okula giderken ayak diremesine yol açabiliyor. Peki okulda kaygıyı artıracak başka şeyler olabilir mi? Mesela öğretmenin çok fazla ödev vermesi de bir faktör olabilir mi okula gitmek istememede? Yani şöyle, derslerinden geri kalıyorsa ve mesela diyeyim ki yarışıtları okuma yazmayı çoktan çözdü, hı hı, ama o biraz daha geriden geliyor. Veya da matematiği kötü. Yani böyle bir durumda da okula gitmek istemeyebiliyor. Aşırı disiplin, hı hı, yine çocukları bezdirebiliyor. Hı hı. Çok aşırı kuralcı, katı kurallar olması veya da bazen öğretmenler biraz daha sabırsız olabiliyor. Farkında olmaksızın çocuğu son derece kırabilecek laflar da söyleyebiliyorlar. Yani bunların her biri bir okula gitmeme nedeni olabiliyor. Aslında okul fobisi baktığınız zaman şımarıklık gibi düşünülüyor ama aslında muhakkak altında bir sebep oluyor değil mi hocam? Ya altında muhakkak bir sebep oluyor ve bir de ailenin ya bu nasıl alışır geçer deyip olayı görmezlikten gelip hiçbir şey yapmaması kabul edilemez bir durum oluyor. Çünkü okul fobisi başladığı anda, mesela diyelim ki çocuk yuvaya giderken birçok çocuk var, günlerce ağlıyor. Ya evden çıkmak istemiyor, işte yuvaya başladığı zaman anneye yapışıyor. Yani olay öyle bir noktaya geliyor ki aile diyor ki aman ben vazgeçeyim. Seneye denerim. Gelecek sene yine aynı şey yaşanıyor. Bir sonraki sene deneyeyim diyor. Bu sefer ilkokulda ne oluyor? Anne 6 ay sınıfta oturuyor. Yani olay kronikleşip daha ağırlaşabiliyor. Onun için aileler ne yapıp ne edip okulla, işte sınıftaki arkadaşlarıyla, gerekirse servisle, ondan sonra çocukla, yani herkes birlikte çalışarak çocuğu okula döndürüp okula devamını sağlamak gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Giderek ara açılıyor. Yani çocuk okula gitmeyince derslerini kaçırıyor. Derslerini kaçırınca çocuktaki yani öğrenciler okulda ilerlemiş oluyor. Çocuğun onları yakalaması zorlaşıyor. Çok geride kalıyor. Çok geride kalınca bu sefer iyice gitmek istemiyor. Hatta bazen şöyle oluyor, daha büyük yaştaki çocuk sınıfta kalıyor. Sınıfta kalınca zaten yeni sınıfa girmek bile onda çok bir kaygı uyandırıyor. Yani kendini tamamen başarısız hissediyor. Yani neredeyse okulu terke kadar varabiliyor bu durum. Daha küçük çocuklar için soracağım hocam bu soruyu. Akademik başarıyı da olumsuz etkiler mi okul fobisi? Aile çocuğu dinlemiyor ve okula zorla götürüyor diyelim. Bu çocuğun yine derslerinden geri kalmasına zemin hazırlar mı, yoksa okula gidene kadar mı yaşanan bir süreç bu? Şimdi eğer çocukta hafif bir kaygı bozukluğu, hı-hı, varsa
okula gidene kadar yaşanır, okula bırakınca zaten çok eğlenir. Geri gelince, yani kısa bir sürede biz buna şey diyoruz, bir adaptasyon problemi. Yani çocuk uyum sağlamayı öğrenir. Yani bu son derece hafif bir form. Orada da yani daha anlayışlı olmak. Yani gerekirse anne veya da ebeveynlerden biri baba çocuğu okula götürecek. Gerekirse birazcık sınıfta bekleyecek. Sonra gerekirse sınıfta değil ama biraz bahçede bekleyecek. Diyecek ki bak ben okuldayım, merak etme, bir şey olursa gelirim, bak bahçedeyim. Sonra belki arabada bekleyecek. Sonra da artık çocuk iyice alışınca hiç beklememeye başlayacak. Yani bu geçişlerde zaten burada çocuğun bir kaygısı var. Ya altta yatan bir nedeni var. Yani çocuğu zorla yollamak değil de kaygılı bir çocuksa bir kere neden kaygı duyduğunu, evdeki ortamı biraz düzeltmek gerekiyor. Okul fobisi kendiliğinden düzelir mi? Bu noktada kimden destek alınması gerekir? Şimdi bazı çocuklar çok şanslı. Yani bazı konularda çok yetenekli oluyorlar. Mesela diyelim ki çocuk spora çok yatkındır. Dersleri kötü gider ama okulda öyle bir basketbol veya da futbol oynar ki yani arkadaşları onu korkunç takdir eder. Yani o spordaki başarısı mesela okul takımındadır. Onu diğer şeylere karşı korumuş olur. Veya da çocuk hakikaten çok zekidir. Okula gitmek istemez ama gittiği zaman derslerinde çok başarılı olur. Her şeyi çok hızlı çözer ve iyi notlar alınca da okula gitmeyi seve seve isteyebilir. Ama yani mesela diyelim ki çocuk biraz disleksisi var. Yani okuma yazmayı geç söküyor, işte dersleri kötü gidiyor, kendini okulda daha kötü hissediyor. Böyle bir durumda ailenin muhakkak yardım alması gerekiyor. Yardım derken şöyle, çocuğu anlayışla davranmak, muhakkak okula gitmesine teşvik etmek. Yani mesela diyelim ki çocuk şöyle bir şey yapıyor. Şuna izin vermemek gerekiyor. Yani diyelim ki çocuk evde kaldı. Evde kaldığı zaman işte iPad'iyle oynasın, sosyal medyayı kullansın, televizyonu açsın, yemek yesin, güzel yemekler pişirsin. Böyle bir şey yapmıyor aile. Yani okulda 6 saat mi kalıyor? O 6 saatlik sürede çocuklar ne yapıyor genellikle? Ders çalışıyorlar. Evde kaldıysa oturup dersini çalışacak. Ve icabında bir ebeveyn gözetiminde evde kalmak okula gitmekten daha cazip bir şeye dönüşmesin çocuğun gözünde. Bir de aile mesela diyelim ki şeye bakacak, devamsızlık miktarına. Yani son 15 günde %25'ten fazla okula gitmeme süresi varsa veya da son 3 ayda %10-15 okula gitmeme süresi varsa aile bir yardım istemek zorunda. Yani bir pedagogdan, bir oyun terapistinden ve tabii kendisi de okulla birlikte işbirliği yapacak. Mesela sınıf öğretmeni çocuğu sık sık arayacak, diyecek ki sen neredesin? Biz seni çok merak ediyoruz, çok özledik. Sınıf arkadaşların da merak ediyor. Lütfen gel, tamam bugün gelemedin ama yarın çok kötü değilsen gel gibi okuldan çocuğu okula çekecek bir okul yönetimi. Sınıf arkadaşlarıyla da gerekirse konuşup, yani mahallede biri varsa, diyeyim ki yan komşuyla aynı sınıfa, aynı okula gidiyor. Aile belki yan komşunun çocuğuyla birlikte onu birlikte götürmeyi. Yani böyle birçok düzenleme yapılabilir evde. Hocam peki çocukla iletişim nasıl olmalı bu noktada? Konuşup anlatmak mı gerekir? Evet, yani şeyi anlatmak lazım. Yani bir kere evdeki kaygı dolu ortamı düzenlemek gerekiyor. Yani mesela evde çocuğa şiddet mi uygulanıyor? Hakaret mi ediliyor? Yani bir kere şeyi de düzeltmek lazım. Yani sürekli anne baba, İşte sen tembelsin, sen yine okulu kırdın, sen yine gitmedin. Yani bununla ilgili... Suçlamak yerine. Yani suçlamak yerine günde bir kere lütfen kalk. Suçlamaları hallediyor aile. Bir de tabii ki şey yapacak. Mesela çocuğun mesela akşam üzeri 3'e kadar uyumasına veya da o sabah 11'e kadar uyumasına izin verilmeyecek. Yani evde mi kalıyor çocuk? Çünkü genellikle okul fobisi olan çocuklar
pazar gecesi hastalanır. Ya da pazar öğleden sonra o çocukları sabah normalde okulda 7'de mi kalkıyor? Hani 7'de uyandırıp, giyinip, kahvaltısını edip okula gidecekmiş gibi hazırlamak gerekiyor. Sonrasında da yani bak madem evde kaldın şu ödevleri yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bir de tabii ki çocukla hep açık ve net bir şekilde konuşmak lazım. Yani okulun çok önemli olduğunu, yani o işte zorunlu eğitimi muhakkak tamamlaması gerektiğini, yani bu eğitimin ilerideki hayat kalitesi açısından nasıl önemli olduğunu, eğitimini tamamlayamazsa çok muhtemelen yani gelir düzeyinin daha düşük kalabileceğini, hepsini konuşmak gerekiyor. Bu noktada sanırım psikolojik yardım aslında ilerlediyse evet. almak gerekiyor. Tedavisi nasıl oluyor? Terapi mi kullanılıyor bu noktada? Evet, alttaki yatan nedene göre. Çünkü mesela bazı çocuklarda kaygı bozuklukları oluyor. Kaygı bozukluğunda da zaten onlara alıştırma terapileri yapılıyor. Yani mesela hiç okula gitmeyen çocuğu aile sabah uyandırıyor. İlk başta mesela ilk bir hafta saat 7'de uyanmış oluyor. İkinci hafta 7'de uyanıyor, kahvaltıyı yapıyor, okulun kapısına kadar geliyor. Çocuk girmek istemezse üçüncü hafta ama muhakkak bir derse girelim yapılıyor. Yani böyle yavaş yavaş bir alıştırma şeklinde, yani belki icabında ebeveyn biraz yanında oturuyor gibi bunları yapıyoruz. Ama eğer çocukta şimdi hiperaktivite veya da bir dikkat bozukluğu varsa bu tamamen psikologların, pedagogların yani müdahale etmeleri gereken bir durum oluyor. Aynı şey disleksiyle de alakalı. Belki o çocuğun ekstra ders alması gerekiyor. Veya da ergoterapi dediğimiz hani duyu bütünleme. Yani böyle oyun terapisi. Mesela kaygı bozukluğunda oyun terapisi çok kullanılıyor. Çocuğun aslında evde ne kaygı uyandırıyor onu bulmak gerekiyor. Çünkü asıl elinde bir kaygı yaratan bir şey var ki çocuk dış yabancı bir ortamda da aynı kaygıyı hatta daha fazlasıyla hissediyor. İşte bu agorafobi olabilir, sosyal fobi olabilir. Mesela sosyal fobisi olan bir çocuk hep ailelere şeyi öneriyoruz. Yani mümkün olduğu kadar yani çocuğu hep evde tutmayın. Hep birlikte hayatınıza katın, oyun parkına gidin, işte yaşıtlarıyla görüşebileceği diğer alanlara gidin, doğum günlerine gidin, çocuğu olan insanlarla görüşün gibi. Yani bu tür tedbirleri almak gerekiyor. Siz hiç deneyimlediniz mi sosyal okul fobisi olan, hasta olduğu düşünülüp size getirilen ama aslında arkasında fobi yatan? Çok, çünkü her 20 çocuktan birinde var. Yani şimdi aile... Ya biz sabah kalktık okula gidemiyoruz ama şimdi aynı çocuk hep aynı şekilde doktora geliyor ve bakıldığı zaman da ciddi hiçbir şey bulunamıyorsa o zaman ailenin biraz durumu anlayıp anlayışla bak şimdi sen kendini böyle kötü hissediyorsun ama bugün de sonra geçer biz yine de okula gidelim çünkü o kadar da kötü değilsin aslında gibi böyle ufak ufak 20 çocuktan biri aslında çok fazla. Her okulda bir sınıfta muhakkak bir tane öğrenci de görülüyor o zaman evet, değil mi? Evet görülüyor. Bu hem ilkokulda hem lisede mi aynı şekilde peki 20 çocukta bir? Yani şöyle yaş büyüdükçe bu rakam birazcık daha düşüyor. Çünkü bazı çocuklar bunu zamanla yenebiliyor. Bu rakam yani ciddi tedavi edilmesi gereken boyuttaki rakamlar %2'ye 5'e düşüyor. Yani evet. Çok önemli bir konu aslında hem ebeveynlerin hem rehber öğretmenin, sınıf öğretmenin dikkat etmesi gereken bir konu. Zira akademik başarıyı olumsuz yönde etkileyecek bir şey. Çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim.